Değerli arkadaşlarım, kamuoyunda kiralık işçilik olarak bilinen iş kanunu ile Türkiye İş Kanunu kanunda değişik yapılmasına dair yasa tasarısı Meclis Alt Komisyonu'ndan geçmiş olup Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş durumdadır. Yaklaşık 10 milyon çalışanı kiralık işçilik yoluyla modern köleliğe itecek olan bu tasarı bir an önce geri çekilmelidir. Bu yasa çıkarsa işsizler özel istihdam bürolarına kaydolacak ve köle gibi savunmasız çalışmaya başlayacaklardır. Örgütlenme, sendikalaşma, kıdem tazminatı ve sosyal haklardan mahrum kalacaklardır. Saatlik işlerde çalışılabileceklerdir. İş güvenliği kavramı yok olacak. Sağlıklı çalışma ortamından uzak olacaklardır. Taşeronlaşmayı artıracak bu köle düzeniyle karşı karşıyayız. Ve biz buna şiddetle karşı çıkıyoruz. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin önünde o kadar önemli sorunlar varken hükümetin kıdem tazminatı, kiralık işçilik, özel istihdam büroları ve esnek çalışma gibi 21. yüzyılda uygulamak istediği bu kölelik düzenine sendikalar ve işçiler olarak şiddetle karşı çıkıyoruz. Çalışma Bakanlığı, Çalışma Meclisi kurultayında sendikalarla anlaşmadan bu yasanın çıkmayacağını söyleyenleri buradan sert bir dille uyarıyoruz. 12 milyon çalışanı yok sayamazsınız, sayamayacaksınız. Türkiye'deki işçiler ordusunu yok sayamayacaksınız. Bu bağlamda burada katkı sağlayan Erdemir çalışanlarına, TTK çalışanlarına, Türk Metal Sendikası Şube Başkanı yöneticilerine, Genel Maden İşleri Sendikası'na teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun. İşçimiz haklıyız, kazanacağız. İşçimiz haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Evet, kölelik üzerine karşı tüm Ereğli halkını bir imza vermeye davet ediyoruz. Arkadaşlar teşekkür ederim.